Selamlar. Bugün ortaya bazı haberler sızdırıldı. Ben de sizlerle o haberler hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi yeni nesil konsolların çıkmasına sayılı günler kala ne Xbox tarafından ne de Sony tarafından belli bir fiyat açıklaması veya tarih açıklaması gelmemişti. Ta ki 2 saat 3 saat öncesine kadar. Bir Twitter kullanıcısı yaklaşık 3 saat önce, yani aslında Amerikan saatine göre gece 2-3 civarında bir tane tweet attı ve o tweette Xbox Series S'in resmi ve fiyatı bulunuyordu. Şu an Xbox Series'i hem arkamda görmüşsünüzdür hem de ben sizin ekranınıza koymuşumdur. İşte birkaç aydır çıkacak mı çıkmayacak mı diye ortada teoriler dolaşan yeni neslin en ucuz konsolu olan Xbox Series S karşınızda. Sonunda resmi olarak da bu Xbox Series S konsolunun çıkacağı doğrulanmış durumda. Bunun sebebi Twitter'da herhangi bir kullanıcının bu konsolun resmini paylaşması ve fiyatını paylaşması değil tabii ki. Bu tweet atıldıktan yaklaşık bir saat sonra Xbox da kendi Twitter hesabından evet yani artık o kadar sızdırıldı biz de bu konsolu doğrulayalım diye bir tane retweet mi deniliyordu artık ondan attı. Hatta şu an sizin ekranınıza da koymuşumdur artık şunu bir resmileştirelim deyip Xbox Series S'in resmini ve fiyatını paylaştı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi konsolumuz $299'dan çıkacak. Bana kalırsa bu $299'luk fiyat etiketi gerçekten çok iyi bir fiyat etiketi. Özellikle Xbox Series X'in yani daha üst seviye Xbox'ın $500'dan çıkacağını varsayarsak ve PlayStation 5'in de iki tane versiyonu vardı biliyorsunuz. Bunlardan birinin $500, diğerinin de $450'dan çıkacağını varsayarsak özellikle de bizim ülkemiz için bu $300'luk konsol gerçekten çok iyi olabilir. Çünkü bu $300'luk konsol artı vergileri falan filan eklersek bile ortalamada 3500 veya 4000 lira civarında satılacaktır Türkiye'de. Ki diğer konsolların Türkiye'de 7-8 bin lira olması gibi teoriler ortada dolaşırken bu konsol özellikle de Türkiye'deki oyuncular için bayağı iyi olacak gibi gözüküyor. Ha bu arada Xbox'ın tweetinin altında bir de şöyle bir şey yazıyordu. Size yakında daha fazla yeni bilgiler sunacağımıza söz veriyoruz gibisinden bir şey yazıyor. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 2-3 hafta içerisinde Xbox tarafından tüm konsolların fiyatını, çıkacağı tarihleri falan filan görecekmişiz gibi gözüküyor. Aynı şey bana kalırsa PlayStation için de geçerli. Şimdi Xbox bu tweetin içerisinde sadece konsol çıkacağını doğruladı. Artı olarak fiyatını bir de Xbox Series S'in görselini gösterdi. Sonuçta bu görsel dediğim gibi birkaç saat önce sızdırılmıştı artık Xbox'a. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok diye bu tweeti paylaştı. Ama şöyle bir şey var. Bu konsolun teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi açıklanmadı Xbox tarafından. Ama şöyle teoriler ortada dolaşıyor. Bu teoriler yaklaşık 2-3 haftadır falan dolaşan teorilerde. İsterseniz bu Xbox Series S'in teknik özellikleri nasıl olabilirmiş bir ona bakalım. Şimdi bu Xbox Series S için ortada dolaşan sadece teoriden ibaret olan teknik özellikler de şu şekilde. İçerisinde 4 teraflopluk bir ekran kartı bulunacak. İçerisinde 10 GB'lık bir RAM bulunacak. Sonra 8K veya 4K desteklemek yerine 2K desteklenecek gibi gözüküyor. Bir de zaten görselden görmüş olduğunuz üzere Xbox Series S'in üzerinde bir Blu-ray okuyucusu bulunmayacak. Bu da demek oluyor ki siz CD'li oyunları bu Xbox Series S'te çalıştıramayacaksınız. Bu Xbox tarafı için çok da önemli olan bir tane özellik değil. Zaten Xbox One'ın All Digital adında bir tane Blu-ray girişi olmayan bir konsolunu çıkarmıştı. Bu konsol normal Xbox One S'ten $50 daha ucuzdu ve hiç fena da sattığını söyleyemeyeceğim. Zaten Türkiye'de Xbox oyunlarının çoğunun kutulu versiyonu bulunmuyor. Hadi bulunanlar falan varsa bile PlayStation veya Nintendo'ya göre biraz daha az kutulu oyun satılıyor. Artı olarak şu an Xbox kullanıcıların Xbox almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, hatta en büyük sebebi bile diyebiliriz buna Game Pass sistemi. Game Pass sisteminin %90 adını duymuşsunuzdur özellikle bu konsollarla falan ilgileniyorsanız çünkü tam devrim niteliğinde olan bir tane sistem. Şimdi bu sistemi bilmeyenler varsa diye çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Aylık 30 lira karşılığında 200 küsur oyunu oynayabiliyorsunuz. Ki şu anda bir oyunun 500-600 liralarda olmuş olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle de Türkiye olarak oyunlara gerçekten ilgili olan bir ülkeyken ekonomik durumumuz kötü olduğundan dolayı doğru düzgün oyun alamaz hale gelmiş bulunuyoruz. İşte Xbox Game Pass sistemi tamamen bu sorunu çözüyor. Bu arada bu konsol videonun başından beri ucuz konsol diyorum ama bu konsolun biraz önce teknik özelliklerini saymıştım. Onlardan da anlamışsınızdır zaten ama bu kadar dandik bir konsol olduğunu düşünmeyin çünkü şu an şunu söylüyorum. Bu Xbox Series S konsolumuz şu an piyasada olan tüm konsollardan buna Xbox One X, PlayStation 4 Pro falanla dahil hepsinden daha güçlü olan bir konsol olacak. Buna rağmen karşımızda $300'luk bir fiyat etiketi bulunuyor. Ha bazı işte yeni nesil konsollardan birazcık daha geride kalan özellikleri falan da bulunuyor. Mesela bunlardan en önemlisi bana kalırsa 8K desteği bulunmaması, 4K desteği bulunmaması 2K'da oynatacak ama şu an hani bir de şunu düşünün kaç kişinin evinde 4K bir televizyon bulunuyor. 8K'lara hiç girmiyorum zaten şu an alabileceğiniz en ucuz 8K televizyonun fiyatı bile 30 bin lira civarında. Ondan 8K'yı direkt şu an için geçin en azından. Umarım yakında da bu konsolları görürüz diyorum. Bu arada bu konsolların çıkış tarihi olarak ortada yani doğru olma olasılığı çok yüksek olan bir tarihi de oluşuyor. Biliyorsunuzdur sürekli her gün ayrı bir tarih yayınlanıyordu. Yok PlayStation 5 veya Xbox Series X bu tarihte çıkacak, bu tarihte çıkacak diye her gün apayrı tarihler yayınlıyorlardı.
Bu sefer gerçekten çıkma tarihi mümkün olan bir tarih sızdırıldı veya tahminler dolaşıyor. Bu tarihte 10 Kasım. Yani Xbox Series X'in ve Xbox Series S'in 10 Kasım tarihinde satışa çıkılacağı tahmin ediliyor. Ortada dediğim gibi şu an dolaşan bilgiler bu kadardı. Daha fazla bilgi geldiğinde hem Xbox Series X için hem Xbox Series S için hem de PlayStation tarafı için videolar falan çekmeye devam ederiz. Dediğim gibi bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanala abonelisiniz. Şurada veya şurada çıkan kırmızı abone butonuna basarak abone olabilirsiniz. Siz zaten bu kısımları biliyorsunuz. Ben özellikle de bu Xbox Series S konsolun Türkiye'de Game Pass sistemiyle beraber gerçekten çok güzel satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum ve bayağı bir ilgi göreceğini düşünüyorum diyorum.